olsun diyerek sıradaki haberimize geçiyoruz. Sevgili seyirciler, çocukken mamamızı yemediğimizde ya da yaramazlık yaptığımızda büyüklerimiz tarafından öcü ile korkutulmayan herhalde içimizde yoktur. Ancak gelin görün ki çocukluğumuzda kalan bu hayali öcü korkusu tüm gerçekçiliğiyle tercanda canlanmış gözüküyor. Mama Hatun Külliyesi'nde öcü görüldü iddiasını haber ekibimizden Lale Sonçare sizler için araştırdı. İzliyoruz. Tarihte çok önemli bir yere sahip olan bir kümbet, kervansaray, hamam ve camiden oluşan Mama Hatun Külliyesi. Şimdilerde çok farklı bir olayla gündeme gelmiş durumda. Görgü tanıklarının ifadesine göre son birkaç gündür buralarda çok korkunç bir öcünün dolaştığı söyleniyor. Mahalle sakinleri ise öcüyü yakalamak için teyakkuza geçmiş durumda. Sakinlerinin çok korktuğunu söylemiştik. Şimdi yanımızda Ayşe Hanım var. Söyler misiniz Ayşe Hanım? Öcüyle karşılaşmanız nasıl oldu? Anlatır mısınız? Akşamüstü uşak ağladı durdu. Dedim sus bak öcü gelir. Ben ne bileyim gerçekten geleceğim. Çok korkunçtu çok. Kaç gündür öcü korkusuyla hepimiz mama yiyoruz. İçimiz dışımıza çıktı. Yetkililer bir çare bulsun canım. Aa! Peki ya siz nasıl gördünüz? Ele uzundu ki. Boyu 5 metre vardı. 5 de benden boy. 10 metre vardı. Ama beni görünce kaçtı tabii. Çocukken de hiç korkmazdım ki. Kardeş, kusura bakma. Yanlışlıkla tetiğe dokundum. Ulan neydi sen? Ödümü koparttın ya. Evet sevgili seyirciler. Öcü haberi herkes olumsuz etkilemiş görünüyor. Ama en çok da küçük çocuklar korkmuş durumda. Bakın mini kapacanlar öcüye nasıl seslendi. İzliyoruz. Öcü, öcü. Biz mamamızı yedik. Yedik. Lütfen. Mamamızı yedik. Lütfen tercanı terk et. Evet sevgili seyirciler. Küçük kardeşlerimizin öcüye mesajı aynen böyleydi. Şimdi mahalle sakinleriyle beraber... Kaçmaz sayın seyirciler. Şşş,
sıfatın töküle he. Pis hoci. Yeter artık yeter. Ben ucu falan değilim. Bırakın artık yakam yahu. Bir saniye arkadaşlar, bir saniye. İnsana benziyor bu. Tabii ya. Ben insanım. Öcü değilim. Ya ne zannettin? Öcü değilsin de kimsin be adam? Niye insanları korkutuyorsun? Ya Mabir hanım. Ben öcü falan değilim. Kimseyi korkuttuğumda yok. Bakın. Ben Tercan'la görev yapan bir öğretmenim. Bilim şenlikleri için öğrencilerimizle beraber deney yapıyorduk. Nasıl olduysa deney tüpü birden patladı. Sonra ben bu hale geldim. İyi ama sayın hocam niye böyle dolaşıyorsunuz? İnsanlar çok korktular. Evde şofben arızalı. Ben de tamir ettiremedim. İki gündür tarihi Tercan hamamında yıkanmaya çalışıyorum. Ama ne zaman sokağa çıksam millet öcü diye peşime veriyor. Suç bende mi yani? Ula bu töreli adam. Şükürler olsun sevgili seyirciler. Sabahtan beri yediğimiz mamanın haddi hesabı yoktu. Tehlike geçmiştir. Artık herkes elindeki mama tasını bırakabilir. Ben muhabiriniz Lale Son Çare, mamasız günler dilerim.